Merhaba sevgili emekli dostlarım ve dul yetim vatandaşlar. Yeni yıla sayılı günler kala bildiğiniz gibi emekli maaşları artacak. Buna istinaden dul ve yetim maaşları da artmış olacak. Öncelikle bu videoda konumuz dul ve yetim maaşları olsun. Çünkü yüzdelik olarak aldıkları bu maaşlar zaten en düşük maaşında en düşüğü. Yani emekli maaşı en düşük olarak şu an 7500 lira. Dul ve yetimler bu rakamı 3500 ila 4500 TL arasında alıyorlar. Zaten ev kiraları, hayat pahalılığı biliyorsunuz. Yani bu konuya niye değinilmiyor ben bilmiyorum. Sürekli gündem oluşturmak için haber yapıyoruz. Yavaş yavaş artık gündem oluşmaya başladı. İnşallah yakın zamanda dul ve yetime hak ettikleri miktarda en düşük emekli maaşı bağlanır diyelim. Öncelikle şöyle bir şey okuyayım. İzleyicilerimizden biri şöyle bir mesaj yollamış. Ben Aysel Özkur. Durumum iyi değil. Aldığım maaş yetmiyor. Babamdan aldığım maaş 3656 TL'dir. Yani bu yüzdelik olarak aldığım maaş. Kredi borcumdan dolayı yetmiyor. 1776 TL kredi kesiyor. Geriye 1300 TL kalıyor. Bu 1300 TL'de bildiğiniz gibi markete giderseniz eğer zaten 2000 TL'den aşağı çıkmıyorsunuz. Size soruyorum, siz olsanız ne yapardınız? Kira parasını dahi veremedim. 4500 TL kiram var. Turgut diyordum daha, çocuk esirgeme evlerinde. Soner isimli erkek evladım var. Soner Çetin anneciğim beni Ocak ayında tatile alacaktın diye soruyor. Yani şöyle yazmak istemiş. Ocak ayında beni tatile çıkaracak mısın? Yani beni yurttan alıp eve götürecek misin diye soruyor. Yani çok üzücü bir durum bu. Bu yüzden acilen dul ve yetim maaşlarına çözüm bekliyoruz. İnşallah böyle bir şey mümkün olabilir. Dul ve yetimler en düşük emekli maaşında maaş alırlarsa eğer bu adaletli bir sistem olur artık. Kendinize iyi bakın. Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Instagram haber payı. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.